Arkadaşlar merhaba. Pozlama kontrolü nasıl yapıldığını öğrenmek ister misiniz? Haydi başlayalım o zaman. Arkadaşlar merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Ben Muhittin Yüceli. Bu videomda size pozlama kontrolünün değişkenlerinden bir tanesi olan diyaframdan bahsedeceğim. Öncelikle pozlama kontrolü ne demektir ondan bahsetsem daha sağlıklı zannediyorum. Fotoğrafçılığa yeni başlayan arkadaşların en çok duyduğu kelimelerden bir tanesi pozlama kontrolüdür. Pozlama kontrolünün ne anlama geldiğini anlayabilmeniz için zannediyorum ki fotoğraf kelimesinin tanımını yapmam çok daha sağlıklı olacak. Fotoğraf Yunanca foto yani ışık ve Latince graf yani iz bırakmak kelimelerin birleşiminden oluşur. İkisini birleştirdiğiniz zaman ışıkla iz bırakmak ya da ışıkla çizim yapmak anlamına gelen bir kelime ortaya çıkar. Pozlama da dijital makinelerde sensörün, filmli makinelerde filmin ne kadar doğru şekilde ışıkla temas ettirdiğinin göstergesidir. Eğer siz içeriye çok fazla ışık girmesine sebep olursanız fotoğrafınızın büyük bir kısmı beyaz ve silik bir fotoğraf elde edersiniz ki biz buna aşırı pozlama diyoruz. Eğer içeriye giren ışık miktarı olması gerekenden çok daha az ise karanlık bir fotoğraf elde edersiniz ve buna da biz az pozlanmış fotoğraf diyoruz. Bunun kontrolünü yapabilmek için 3 farklı değişken var aslında. Diyafram, enstantane ve ISO. Biz bugün öncelikle diyaframdan bahsedeceğiz. Enstantane ve ISO ile ilgili videoları bir sonraki videolarımda bulabileceksiniz. Peki diyafram nedir? Öncelikle diyaframın ne olduğundan bahsedelim. Daha önce fotoğraf makinesi nasıl çalışır videosunda anlattığım üzere fotoğraf makinesi iki ana kısımdan oluşur. Gövde ve lens. Lensimizin içerisinde diyafram dediğimiz bir mekanizmanın olduğundan bahsetmiştim. Peki diyafram nedir? Diyafram dilimize Fransızcadan geçme bir kelime ve İngilizce aperture kelimesinin de karşılığı aynı zamanda. İkisinin de kelime anlamı açıklık anlamına geliyor. Lensimizin üzerinde bıçaklı bir mekanizma vasıtasıyla içeri giren ışığın miktarını kontrol edebildiğimiz bir açıklığımız var. Bu açıklığı biz istediğimiz zaman küçültüp istediğimiz zaman büyüterek içeri giren ışığın miktarını kontrol edebiliyoruz. Peki diyaframın büyüklüğünü değiştirerek fotoğrafımızda nasıl bir etki oluşturuyoruz? Onlardan bahsedelim. Diyaframımızın büyüklüğü fotoğrafımızda iki şey kontrol etmemizi sağlıyor. Birincisi daha önce de söylediğim gibi içeri giren ışık miktarını kontrol etmek. İkincisi alan derinliği dediğimiz fotoğrafımızdaki net alanın miktarını kontrol etmemizi sağlıyor. Bu videomuzun konusu pozlama kontrolü olduğu için alan derinliği konusuna girmeyeceğim. Alan derinliği konusunu ilerleyen zamanlarda farklı bir video olarak zaten kanalımda bulabileceksiniz. Diyafram açıklığı genel itibariyle küçük f bölü bir sayı ile ifade edilir. Bu sayı 1 ve 1.4'ün ardışık katları şeklindedir. Bunlar 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6 şeklinde devam eder. Her bir değer artış ya da azalışına durak ya da stop adı verilir. Her bir stop arası 3 eşit parçaya bölünmüştür. Bu parçalara ara durak denir. Her bir durak arası makineye girecek ışığın 2 kat azalması ya da artması anlamına gelir. Örneğin F4'ten F5.6 değerine geçmek diyafram bir stop kısmak anlamına gelir ve bu durumda makineye girecek ışık yarısı kadar azalır. F11'den F8 değerine geçmek ise diyafram bir stop açmak anlamına gelir ve bu durumda makineye 2 kat ışık girer. Bu sayılar nasıl hesaplanır? Öncelikle onlardan bahsedeyim. Diyafram değerimiz odak uzaklığımızın diyafram açıklığımıza bölümüyle elde edilir. Yani örnek vermek gerekirse 50 milimetre odak uzaklığında bir lensimiz varsa ve maksimum açıklığımız 25 milimetre ise değerimiz 50 bölü 25 olan 2 gibi bir değer olacaktır. Ya da odak uzaklığımız 50 milimetre iken diyaframımız minimum 3 milimetreye kadar kısılabiliyorsa bu 50 bölü 3 yaklaşık 16 gibi bir diyafram değeri verecektir bize. Bu noktada makinamızın üzerinde kit lens olarak verilen lenslerden de bir örnek vermek istiyorum. 18-140 odak uzaklığına sahip lensimizin üzerinde 3.5-5.6 gibi bir ibare göreceksiniz. Bunun anlamı siz lensinizi 18 mm odak uzaklığına getirdiğinizde 3.5 gibi bir diyafram değerine kadar diyaframınızı açabilirken bu değer 140 mm'de 5.6 olacaktır. Yani 140 mm'de
3,5 diyafram değerine getiremezsiniz. Bu durumda 18 mm odak uzaklığında maksimum diyafram açıklığınız 5.14 mm olurken 140 mm odak uzaklığında bu değer 25 mm olacaktır. Diyafram açıklığımız büyüdükçe içeriye giren ışık miktarı daha fazla, kısıldıkça daha az olacaktır. Bu sayısal anlamda ise birbirinin tam tersi olarak çalışır. Yani 1.4 gibi bir diyafram değerimiz varsa maksimum diyafram açıklığını, 22 ya da daha büyük bir diyafram değerimiz varsa minimum diyafram açıklığımızı göstermektedir. Diyafram değerimiz 1.4 iken içeriye çok daha fazla ışık girerken 22 ya da daha büyük diyafram değerlerinde içeriye giren ışık miktarı çok daha az olacaktır. Bu da fotoğrafımızın pozlama değerini değiştirecektir. Şimdi bu video üzerinde diyafram açıklıklarımızın değişiminin fotoğrafa nasıl etki ettiğini görelim. Şu anda diyafram değerimizin 1.4, 5.6, 11 ve 22 olduğunda ışığın nasıl değiştiğini görmüş oldunuz. Peki diyaframımızı makine üzerinde değiştirme işlemini nereden yapıyoruz? Bunu uygulama olarak görelim şimdi. Öncelikle makinamızı mod tekerleği üzerinden diyafram öncelikli modu alıyoruz. Bu Canon'larda AV, Nikon'larda ise A modu olarak geçmektedir. Daha sonrasında Canon'larda Q tuşuna basarak arka LCD ekranda ya da üst gösterge panelinde, Nikon'larda Info tuşuna basarak arka LCD ekranda ya da üst gösterge panelinde gözlemlemek üzere makinamızın bize bakan tarafındaki ayar tekerleğini çevirerek diyafram değerini değiştiriyoruz. Tekerleği sağa doğru çevirdikçe diyaframınız kısılacak. Sola doğru çevirdikçe diyafram değeriniz açılacaktır. Diyafram değeri değiştikçe yan tarafında bulunan değerin de değiştiğini gözlemlemenizi istiyorum. Çünkü bu bir sonraki videoda ele alacağımız enstantane değerimiz. Evet arkadaşlar, bu videomda size diyaframın pozlama kontrolü üzerindeki etkilerinden bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki videolarda enstantane ve ISO'yu da anlatarak pozlama kontrolünü tamamlamış olacağız. Eğer siz de videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüş, öneri ve sorularınızı da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fotoğrafla kalın, mutlu kalın.